arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok güzel hem ana yemek hem yan yemek olacak şekilde bir tavuklu dolma tarifim var. Tavuk dolması diyebilirim. Böyle tavuk butu açtırıyoruz. İyice dövdüreceksiniz arkadaşlar. İncecik olacak şekilde. Şimdi sizlere göstereceğim. Ayrıntılı olarak da hemen videonun altına yazacağım hangi tavuğu kullandığımı. Sizler de ona göre alırsınız. Hemen öncelikle tavuğumu bir soslayayım. Dolaba kaldırayım. Ondan sonra içini hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, kimyon ve pul biber içerisine ilave ediyorum. Yarım çay bardağına biraz fazla sıvı yağ. Tuzu ilave ediyorum. Çırpıyorum. Şimdi tavukları bu sosa bulayacağım. Ben 7 tane but kullanıyorum. Ama sizler arzu ederseniz azaltabilirsiniz. Hiç nasıl arzu ediyorsanız. Şöyle tavuk butu açtırdım arkadaşlar. Dövdürdüm güzelce. Kasaba söylediğinizde hazırlıyor zaten. Şimdi bunu çıkartayım. Güzelce yıkadım, süzdürdüm. İçine katıyorum. Ve güzelce soslayacağım. Şöyle elimle iyice yediriyorum. Pirincimi ben öncesinde ıslattım. 15 dakika öncesinde ıslatmanız bile yeterli. Çok hatta yıkayıp bile kullanabilirsiniz. İlla ıslatmanıza gerek yok. Tavukları böyle yavaş yavaş yapın ki parçalanmasın arkadaşlar. İnce olduğu için yeterli. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Dinlensin biraz. İç pilavını hazırlamak için uygun bir tencereye ocağımı alıp altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet küçüklerinden kuru soğanı yemeklikten biraz daha küçük olacak şekilde doğradım. Şimdi soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavuruyorum. Soğan yeterince kavrulduktan sonra ben içerisine yıkayıp iyice süzdürdüğüm 1,5 su bardağı pirinci ilave ediyorum. Pirincimizi iyice süzdürün arkadaşlar. Sıvı ilave etmeyin, daha tane tane olur. 1 yemek kaşığı kadar süt üzümü. Süt üzümünü de iyice yıkadım. Şöyle bir 5 dakika kısık ateşte kavuracağım. Yeterli kavruldu artık. İçerisine tuzunu ve baharatlarını piştikten sonra ilave edeceğim. 1,5 su bardağına 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Bardak ölçümde şu arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra maydanozunu ve baharatlarını, tuzunu ilave edeceğim. Çok aşırı derecede su koymayın. Bu sefer fırında da pişeceği için lapa olur arkadaşlar. Lütfen ona çok dikkat edin. Altı orta ateşte. Kapağımı kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Suyunu çekene kadar bir şey. İyice suyunu çektim. Böyle çıt çıt etmeye başladı. Hemen altını kapatıyorum. İçerisine yarım çay kaşığı kadar tarçın ve karabiber, bir de tuz ilave ediyorum. Bir tutam şöyle, hatta azıcık maydanoz ilave ediyorum. Sizler sevdiğiniz miktarı göre sevdiklerinizi çoğaltabilirsiniz. Şöyle karıştırayım. İç harcım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alayım. Kenarda dinlenirken hemen salçalı üstüne sos hazırlayacağım ve pişirerek hazırlayacağım. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi kapağını kapatayım. Kenarda dinlensin. Şimdi salçalı sos için çeyrek çay bardağı kadar, çok fazla değil arkadaşlar. Çok yağ kullanmayın. Zaten deride yağ yeterince var. Ocağın altında yakayım. 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Salçayla yağı birazcık kavurayım. Yeter bu kadar kavruldu. Hemen içerisine 1 su bardağı su ilave ediyorum. Böyle çok aşırı su ilavesi yapmıyorum. Zaten tavuk pişerken suyunu salıyor. O yüzden böyle birazcık koyu olsun. Yarım çay kaşığı da tuz ilave edeyim. Tuzu hepsine kattım ama az az kattım arkadaşlar. Şimdi bir kaşığı kaynatıp ocaktan alacağım. Yeterli kaynadı artık, ocaktan alıyorum.
Hemen pilavım birazcık daha dinlendikten sonra tavuklarımı dolduracağım. Yapmaya başladım ben arkadaşlar. Şöyle iki tanesini hangi tabakta daha rahat yaparım diye denedim. Şöyle çok aşırı büyük olmayan bir tane kaseyi alın. Tavuğu şu şekilde ortasına şöyle tabağa yerleştirin. Yeterince içine kadar alırsa, böyle çok aşırı doldurmayın, bu sefer taşar. Hemen hemen dolu dolu bir yemek kaşığı pirinci koyup üzerine doğru kapatıyorum. Derilerini almamanızı tavsiye ederim. Hem daha güzel tutuyor hem de güzel kızarıyor. Bu şekilde yerleştiriyorum. Açılma falan yapmıyor arkadaşlar. Çok güzel kızarıyor. Şu şekilde açıyorum. Yerleştirip. Bu iç zaten 7 tane buta gayet güzel yeterli geliyor. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bu esnada uygun bir tabak kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Bu sefer çok büyük kullanırsanız açılır. Şöyle üzerine doğru kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Tavukların hepsini tamamladım. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir tane bir kişiye rahatlıkla yetiyor. Ben de 7 kişiye göre hazırladım. Hazırladığım sosu şöyle tam üzerlerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Da şöyle yapın, aralara da girsin. Şimdi en üstüne biraz şöyle kırmızı toz biber serpiyorum. Daha güzel kızarması için. Çok az da kekik. Çok değil arkadaşlar. Çok atarsanız bu sefer yanık yanık olur. Ana yemeğim hazır. Şimdi 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında ortalama yarım saat kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. Çok da güzel üzeri kızardı arkadaşlar. Kiminin yanık gibi gelebilir. Şu şekilde de bırakabilirsin ama deri olduğu için böyle kızarmış daha güzel oluyor. Tam 45 dakikada pişti. Tabağı değiştirmek için başka bir şöyle tabağı alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında rahat ısıtabilmek için gene borcam kullanıyorum ve temiz durması için en az yarım saat 40 dakikada pişiyor arkadaşlar. Böyle üzerlerini de güzelce kızarttım. Biz böyle kızarmış sevdiğimiz için, ama sizler daha az bile kızartabilirsiniz. Şu kalan yağı da üzerine gezdireyim. Üzerine biraz da şöyle maydanoz serpeceğim. İçini de gösterip videomu bitireyim. Hemen şöyle bir tanesini alıp içini de sizlere gösterip videomu burada bitireyim. Tam ortadan keseyim arkadaşlar. İçinin ne kadar güzel olduğunu sizler de görün. Pişmediğini falan da düşünmeyin. Tavuk gayet güzel pişmiş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.